Şimdi Ahrefs'ten SEO yapmayı ve bu SEO'yu Search Console üzerinde nasıl yapacağımızı göstereceğim. Örnek olarak başta Ahrefs hesabımıza girdikten sonra buradan proje ekliyoruz. Bekleyelim hocam. Tamam, bekliyoruz buradan. Oğuz hocam çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Continue diyoruz. Buraları kapatıyoruz. Continue diyoruz. Tekrar continue diyoruz. Sadece disable yapacağımız için bunların hiçbirini eklemiyoruz. Sonra şu kalın yazan yerde bir tık yapıyoruz. Sitemizin ana analiz yerine geliyoruz. Burada yönlendirilen alan adlarına tıklıyoruz. Burada değere göre sırala diyoruz. Yani domain değerine göre sıralıyor burada. Burada en altı iniyoruz ikinci sayfaya. Hı hı. Mesela burada bir IP adresi bana link vermiş. Tıklayalım buna. Neymiş bu? Boş bir linke benziyor. Bakalım. Mesela WMRC'nin IP linkiymiş. Ama mesela bunun otoritesi çok düşük. Ben direkt bunu engelleyebilirim. Hı hı. Seçtim. Sonra candurmaz.net'ten almışım. Bu normal link. Muhtemelen ben buradan yorum backlink almışım. Yani aynen, yorum yapmışım. Nofollow gözüküyor. Evet. Şuradan baktığımızda zaten nofollow gözüküyor. Şu siteye baktığınız zaman yabancı bir site. Ve değeri çok düşük. Ve ekstra olarak benim resmimi eklemiş burada. Hı hı. Muhtemelen resimlerden trafik çekmeye çalışan spam bir site. Ondan dolayı onu da engelliyoruz. Sonra buraya bakıyoruz. Bu da aynı şekilde bakın. DNS kontrol sitesi. Engelliyoruz. Go rank. Mesela bunlar web site list. Listeleme siteleri bize ne otorite kazandırır ne trafik kazandırır bu tarafta. O yüzden bunların çoğunu engelleyeceğiz. Eğer çok yüksek otoritesi yoksa. Şuradan baktığımızda yine burası. Domain list. Engelleyin. Rank fun. Web site list yine aynı şekilde bakın. Engelleyin. pngasset.com diye. Mesela ne demiş? Kanala abone ol. png.html. Bu da daha deminki web sitesi gibi resim benzer resimleri alıp sayfaya koyup trafik çekme derdinde. Bundan dolayı biz bunu engelliyoruz. Çünkü bu bize bir şey kazandırmıyor burada. Şunu da kapatalım. Şunları da. Sonra raw ranked. Tıklayalım bakalım. Bu ne sitesiymiş? Burada baktığımızda pazarlama ile alakalı web sitelerini listelemiş buraya. Yani bu bizim için sıkıntılı bir link değil. Biz bunu disable etmeye gerek yok. Otoritesi düşük olmasına rağmen. Çünkü bizimle aynı sektörde. Şuna bakalım. Bakalım açılıyor mu burası. Mesela burası yabancı bir site yine. Neymiş? MeBlog Swabat Search Engine. Mesela bakın link açılmıyor. Bunu da direkt disable edebiliriz. Çünkü hem yabancı hem site tıklarımızda link açılmadı hem de otoritesi düşük. Yani ben bunu engellemesem de bana çok acayip zarar olmayacak. Ama engellemem benim için faydalı burada. Devam ediyorum. Bakıyorum cehennoyüzdemir.com site Türkçe. Bakın ben şu içeriğinden nofollow link almışım. Yani yorum backlink almışım. Bir sonraki semiseo. Bakın UGC diyor, nofollow diyor. Yine aynı şekilde ben buradan yorum almışım, yorum atmışım buraya. Ama bir üstteki linke baktığımızda hocam bunu engellemek lazım mı sizce? Bence lazım değil. Ama yanılıyorsun. Niye? Çünkü burada görüyorsun web site list, istatistik sitesi. Bunu anladım. Tıklayarak da anlayabiliriz buradan. Sonradan gördüm. Tıklıyoruz buradan aynı şekilde ve şuradan disable domain istiyoruz. Aynı işlemi buradaki diğer siteleri de yapacağız. Yani birinci sayfadaki siteleri de yapacağız. Çok yüksek sitelere bakmanıza gerek yok burada. Çünkü çok yüksek siteler genellikle otoriter ve bağlantılı sitelerdir. Mesela shiftlate.net'ten ben buradan link almışım. Çok güzel abi. Hem otoritesi yüksek, hem bilinen bir site, hem de güzel bir şekilde link almışım burada. Sonra, bundan sonra kontrol paneline geri geliyorum.
kontrol paneline reddedilmiş linklere tıklıyorum buradan. Burada gördüğünüz gibi tüm benim reddettiğim siteler burada çıktı. Az önceki siteler, evet. İşaretlediğim siteler. Evet. Sonra buradan dışarı aktar diyorum. Google bağlantı reddetme aracına tıkla diyorum. Tamam diyorum. Sonra bize şu altta gördüğünüz gibi disable alt tre links diye bir dosya veriyor. Sonra Google'a Search Console disable yazıyorum. Sonra ilk çıkan siteye tıklıyorum. Google'un kendi sitesi. Buradan web sitesini seçiyorum. Bağlantıları reddetme diyorum. Sonrasında bağlantıları reddet diyorum buradan. Dosyayı buraya yüklüyorum ve gönder diyorum. Hatta tekrar yapalım bu işlemi. Şuradan disable links aç. Gönder. Evet. Bekliyoruz. Disable listemiz bitti. Bu kadar.